İşte Şiar'ın babaannesi az önce dedi ki başka Şiar'lar ölmesin. Az önce Duygu'nun annesi dedi ki başka Duygu'lar ölmesin. Biz de hep bunu aslında Aleyna ile başladık. Dedi ki başka Aleyna'lar ölmesin. İşte hangi yaşta olduğu, kadın ya da erkek olduğu da çok farklı değil aslında. Üzerinde durmamız gereken şey zorbalık. Bu zorbalık devam ettiği müddetçe de korkmadan o zorbalığın üzerine gitmek mecburiyetindeyiz. Çünkü korkunun da ecele faydası yok. Dün size bahsetmiştim. Bugün daha da netleşti, bilgisini vermek istiyorum. Öncelikle... Gülay Uygun'un ölümüyle, Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı aynı savcının yürüteceğini söylemiştim. Çünkü farklı iddialar var. Bu farklı iddialar aynı savcının elinden çıkarsa daha net bir bilgiye ulaşılabilecek. Ve Aleyna Çakır'ın en yakın arkadaşı gidip ifade vermişti. Bunun üzerine Ümit Uygun'un kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Elinde mesajları da var. Tekrar gitti savcılığa ve suç duyurusunda bulundu. Ankara Haber Aleyna Çakır'ın o arkadaşına tehdit edildiğini iddia eden arkadaşını da buldu, konuştu, bandımızda izleteceğim. Ve her iki soruşturmayı da yürüten Sayın Savcımızın talimatıyla Ankara Cinayet Masası dedektifleri ATV Ankara Bürosu'na gelerek özellikle hem Gülay Uygun'un öldüğü günle ilgili bilgi sahibi olarak bize başvuran izleyicilerimizin bilgilerini aldılar. Neler konuşulduğunu aldılar. Program kayıtlarını istediler. Hem de Aleyna ile ilgili bağlananların, hala ifade vermemiş olanlar varsa ulaşabilmek için bilgilerini aldılar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine de. İnşallah şu bir haftayı da geçirelim. Bakalım bir netleşsin bilgiler, dosyalar netleşsin. Ben Aleyna'nın avukatını da ailesiyle birlikte çağırarak her iki dosyayla ilgili de gelişmeleri onun ağzından dinlemek istiyorum sizlerle birlikte. Çünkü vereceği çok önemli bilgiler olacaktır. Dediğim gibi şimdi daha yeni yeni bu ifadeler dosyaya giriyor. Önce avukatlar da bu bilgileri bir alsınlar. Ondan sonra neler oldu, neler bitti konuşalım. Ve yine Aleyna'nın avukatının bir açıklaması var. Aleyna'nın öldüğü geceyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. İki farklı rapor olduğunu savunuyor avukat. Diyor ki ilk raporda, yani Aleyna öldükten 5 gün sonraki raporda Aleyna'nın evine iki erkek şahsın girdiği söylenmiştir raporla kayıtlı. Ama son raporda bir erkek şahıs giriyor diye not düşülmüş. Yani neden bu, farklı görüntüler mi izlendi diye soruyor. O geceyle ilgili biliyorsunuz yayınımıza bağlanan bir hanımefendi olmuştu ve demişti ki siyah bir arabadan indi. Bu siyah beyaz arabalar benim de dikkatimi çekiyor, sizlerin de dikkatini çekiyordur. Siyah bir arabadan indi. O sırada Duygu'nun erkek arkadaşı, adını yayından öğrendim, Ümit olduğunu söyleyen kişi omzuna elini atarak, ağzını kapatarak zorla içeri sokmuştu. Ağzını kapatıyordu bağırmaması için demişti. İşte bütün bu bilgiler şimdi toparlanacak. Toparlandıktan sonra nasıl bir karar çıkacak? Elbette son söz adaletin, Sayın Savcımızın iddianamesinde. Adalet bu konuda ne diyor? Hep beraber öğreneceğiz. Ama ben sona doğru yaklaşıldığını düşünüyorum. Bu genç kızı da kutluyorum. Tehdit edildiğini söyleyerek korkmayan ve bir daha suç duyurusunda bulunan, yapılması gereken bu. Yani yapılması gereken buydu. O da gereğini yerine getirdi. Hadi izleyelim bandımızı. Ankara Keçiören'deki evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın en yakın arkadaşından çarpıcı bir iddia geldi. Pandemi geri çekmem için bayağı baskı uyguladım ama çekmedim. Bayağı olayların üstüne gidince tehdit mesajları almaya başladım. Ben de gittim bunun hakkında suç duyurusunda bulundum. Sürekli tehdit mesajları, ölüm tehditleri, hakaretler. Aleyna'nın erkek arkadaşı tarafından defalarca kez tehdit edildiği için Ankara'yı terk etmek zorunda kaldığını ileri sürüyordu. Ankara'da hem aldığım tehditlerden hem psikolojim çok bozuldu. Her yerde Aleyna'yı görüyordum artık. Bunun en büyük sebebi de Ümitcan'ın tehditleri. Bana yapılan tehditler, benim de mi ölmem lazım? Ondan sonra bana aldığı tehdit mesajlarını delil olarak gösteren Aleyna'nın arkadaşı suç duyurusunda bulunacağını söyleyince Ümitcan'ın mesajları sildiğini ifade etti. Ümitcan'ın evde sürekli benim tanık olduğum olayları, sürekli dövdüğünü, tehdit ettiğini, ağzına silah soktuğunu, sürekli çalıştırıp parasını aldığını, şahit olduğum için onları anlattığım için o da benim bu ifademi gerçekleştirmek istediği için sürekli bana baskı uyguladı. Uyguluyor daha doğrusu hala. İddiaya göre tehdit edilen yalnızca Aleyna'nın en yakın arkadaşı değildi. Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan ve aleyhinde konuşan herkesi tehdit ettiği iddia edilen Ümitcan'ın itiraf niteliğinde açıklamalar yaptığını ileri sürdü. Bir tane arkadaşım tehdit etmişti. Aleyna'yı ben öldürdüm, sizi de öldüreceğim. Sonra kız geldi, bunun ifadesini verdi zaten de. Çocuğu var kızın. Kız
hızla çocuğuyla tehdit ediyor. Sonu gelmeyen tehditler karşısında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan genç kız adaletin yerini bulmasını istiyor. Hepsini gittim karakola verdim, hafızlarımla bir görüştüm. Mesajları gösterdim, konuşmaları gösterdim. Benim telefon numaramı paylaştım, onu gösterdim. Yani şimdi benim de mi ölmem gerekiyor? Birisinin gelip benim bir şekilde hayatıma son vermesi mi gerekiyor? Yani adaletin yerini bulması için. Ben bunun intihar olduğunu düşünmüyorum. Zaten öyle bir kız değildi. O intihar edecek bir insan değil. Şüpheli ölümü hala aydınlatılamayan Aleyna Çakır'ın soruşturmasında yeni bir gelişme ortaya çıkmıştı. Ümit Uygun'un ifade verenleri tehdidiyle ilgili bir başvuru olmuş. Bununla ilgili de ayrıca soruşturma yürütülecek dedi. En kısa sürede de bir sonuca ulaşacağına inanıyoruz. Ümitcan'ın annesinin şüpheli ölümünü araştıran savcının Aleyna'nın dosyasını devralması ile önemli bir gelişme daha yaşandı. Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı aradı, Umur Bey aradı. Şöyle bir gelişme oldu dedi. İki dosya da aynı savcıya verilmiş. Hem Aleyna'nın ölümünü hem de sevgilisinin annesinin şüpheli ölümünü soruşturan savcının talimatıyla Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili hem programımıza bağlanan hem de ATV Haber'e konuşan tanıklara dair bilgi ve belgeler talep edildi. Artık sayın savcımız iki dosyada olan bilgileri, belgeleri değerlendirecek. Bu çok önemli bir gelişme dedi. Evet. Çok mutluyum dedi. Bir diğer önemli gelişme ise Aleyna'nın ölü bulunduğu evin önündeki kamera kayıtlarına ilişkindi. Görüntülerle ilgili iki farklı polis raporu da soruşturma dosyasına girdi. Temelin köşesinde araba durdu. İçinden Aleyna ve sanıyorum sevgilisi indiler. Kız bağırıyordu. Erkek arkadaşıyla elini omzuna atmıştı, ağzını kapatmaya çalışıyordu. Kızın ölü bulunduğunun bir önceki gecesinden bahsediyorsunuz. Evet. İnsanlar neden yalan söylesinler ki? Ben hep onu söylüyorum. Yani konuyla alakası olmayan insanlar neden doğruyu ifade etmesinler? Ayrıca kaç sezondur bu programı yapıyoruz. Ben yakını olan birinin açıklamasına şüpheyle yaklaşırım yani. Bir taraf mıdır diye düşünüyorum. Diye bir düşünürüm. Ama şimdi konuyla hiç alakası olmayan hanımefendilerin ve beyefendilerin açıklamalarının da doğru olduğuna inanıyorum. Tabii bu soruşturmalar... Bunu polis soruşturması için söylemiyorum ama özellikle müfettiş soruşturması için hani direkt bir konu üzerinden gidilip insanlara öyle mi böyle mi falan diye sorulursa insanlar da korkarlar ve açıklamazlar. Amaç şimdi doğruyu bulmak mı? Yani varsa bir şey ortaya çıkarmak mı? Onu konuşmak, tartışmak lazım. Bakın hayatta ben hatasızım, ben hiç hata yapmadım diyen biri varsa zaten çok büyük hata içinde düşmüştür. Hatasız kul olmaz. Herkes hata yapabilir. Hepimiz yapabiliriz. Şimdi bu hataları alacağız, halının altına mı süpüreceğiz yoksa konuşacak mıyız? Konuşmak başka suçların da önüne geçer, başka hataların da önüne geçer. Bence soruşturmalarında bu mantıkla yürütülmesi lazım. Ben Aleyna için de Gülay Uygun için de her şeyin titizlikle yürütüleceğine inanıyorum, inanmak istiyorum. Zaten şöyle bir avantajım var, bunu çok açık söyleyeyim. Hani gidip oraya ifade verenlerin hepsini zaten... bizle de görüştükleri için kimin ne ifade verdiğini, ne yaptığını da ayrıca haberdar oluyor. Yani takip ediyor musun Müge dersen ediyorum. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Ediyorum tabii ki. Kim ne söyledi, ne söylemedi, neyi nasıl anlattı. Hepsini de bir şekilde bilmek zorundayız diye düşünüyorum. Hiç merak etmeyin. Önümüzdeki hafta yani biraz dosya şöyle netleştikten sonra Umur Bey'i de bir arayalım. Umur Bey'i de burada misafir edelim. Umur Bey'in de anlatacağı daha fazla farklı şeyler var. Şimdi bir takım eksikler var. Dediğim gibi yeni savcıya gitmiş. O eksiklerin tamamlanmasını beklenip onun üzerine değerlendirme yapmak lazım. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.